Herkese selam dostlar. Bugün yepyeni bir video ile daha sizlerle birlikteyiz. Konumuzdan bize Musab bahsedecek şimdi. Sadece Musab biliyor şu an konumuzu. Evet. Bugün biraz önceki yorumlardan, videonun yorumlarına baktık. TYT, AYT, TYT, TYT, TYT demiştiniz. Evet. Biz de biraz TYT, AYT dengesi konuşalım dedik. Hatta gittik bir tane de sayısalcı getirdik. Hem de en kralını getirdik. Kendisini büyük ihtimal tanıyorsunuzdur ama kendisinden de kendisini tanıtmasını istiyoruz. Rica ediyoruz. Ben Begüm, Boğaziçi Üniversitesi'nde Endüstri Mühendisliği okuyacağım. Hazırlığım bu sene. Öyle sayısalda 762.'yim, eşitlenekte 279.'yim. Nasıl lan? Evet. Vay. Biz getirirsek böyle getiririz. Evet, zaten tanıyorsunuzdur Begüm'ü. Peki eşit ağırlık mı sayılır, sayısalcı mı sayılır? Sayısalcıyım. Sen kendini nasıl tanıtırsın daha çok? Tamam, sayısalcı. Sen kendini nasıl görüyorsun daha çok eşit ağırlık olarak? Sayısalcıyım ya, ben severim yani fizik. Yani severim fen derslerini yani. Ama ekonomiye de bir göz kırpıyorsun gibi. Evet. Yani. Aklını çeliyor gibi. Yani. Çok talep vardı. Bu TYT-AYT dengesini nasıl oluştururuz, nasıl bir yol çizmeliyiz kendimize? Çok soru sordunuz bu konu hakkında. Biz de bugün biraz daha yardımcı olmaya çalışalım dedik sizlere. Efe. Evet. Ne dersin bu konu hakkında? TYT-AYT dengesi. Dengesi. Nasıl denge oluşturulmalı? Nasıl oturtulmalı? TYT'de ısrarcı olunmalı mı? AYT'ye ne zaman geçilmeli? Şimdi AYT'ye zaten geçmiş olmaları lazım ya. Geçmeyen evet. Ağlamalı mı? Geçmeyen ağlamamalı. Geçmeli işte. Yani eşit ağırlık için konuşuyorsak, sayısal için zaten bir gün anlatır. Eşit ağırlık için yani belki matematik haricindekiler çok da şu an geçmemiş olmanız sıkıntı yaratmaz ama matematiği bayağı yol kat etmiş olmanız ya da kat etmek istemeniz lazım. Yani. Bir yerden yani. Başlamak evet, lazım. Evet. Başlayınca zaten devamında geliyor. Aynen şu an ağırlık AYT olmalı bence. Genelde %60'a 40 falan. Hatta evet, 70 TYT'de olsun. Çok fazla ısrarcı olunmamalı aslında bakıldığı zaman. Çünkü TYT'nin hem bir puan olarak %40 kapsama olayı var. Bir de AYT'nin eşit ağırlıkçılar gözünden daha korkunç olması olayı var. O yüzden evet. AYT eşit ağırlıkta çok daha öne geçiyor. Yani %40'a %60 iken evet, %70'e %30 gibi bir şeye dönüşüyor. Çünkü eşit ağırlıkçılar korkuyor AYT matematikten. Musab'ın TYT sıramı çok doğru. Benim TYT'm 5-1. AYT full olduğu için. 4.5. AYT full olduğu için 3. oluyorum. Evet. Evet. Eşit ağırlıkta aşırı fark ettiriyor yani. Yani 5000 TYT yapmış birini AYT fullemek 3. yapabiliyor. Mesela yani. Bir örnek vereyim. Evet. Benim 60-70 bin küsürüncü TYT'de bir arkadaşım vardı ve eşit ağırlık sıralaması ilk 1000'deydi. Böyle düşünüyorum. Ve TYT bu kadar değersizken önceki videonun yorumlarının %60'ı TYT nasıl hallediyor? Evet. Çünkü yani insanlar TYT ile kafayı bozmuş durumda. Ve neye çalışacaklarını da bilmiyorlar. Diyorlar ki önce TYT'yi bitireyim sonra AYT'ye evet, geçerim. Bakıyorlar TYT de bitmiyor. Sonra sınav vakti geliyor falan. TYT'yi bitiremezsiniz zaten. Evet. Yani bitecek gibi değil. Böyle spesifik olarak bir ay yok TYT'yi bitirmek için. İşte ben TYT'yi bitirdim diyemezsin evet, yani bir anda. Peki sayısalcılar için bu konuda? Sayısalcılar için bence AYT çok önemli. Yani benim de TYT mesela 4.5 falandı ama AYT'de bir yanlış olunca işte 760'a çekti. Yani AYT fen dersleri özellikle fizik çok önemli bence. Fizikte olabildiğince fazla soru çeşidi görmek. Senin AYT bir yanlış mı? AYT bir yanlış fizik. Aynen. Bir de şöyle bir şeye de vurgu yapabiliriz buradan. Mesela TYT sıralamaları yakın birbirlerine. AYT'yi fullemiş 3. olmuş, bir yanlış yapmış 700. olmuş. O yüzden ne yapın edin eşit ağırlığa geçin. Ama mesela bir yanlış daha yapsam beni 3'e falan atar ya. Evet, 3000'e atıyorsun. Sen bir yanlış daha yapsam mesela 70. 70 değildi bir ilk 30'a falan atar. Yani böyle çok fazla falan. İdeal sahibi değilseniz işte ben uçak mühendisi olacağım, uçak yapacağım ya da doktor olacağım, hayat kurtaracağım diye yanıp tutuşmuyorsanız çok da fazla ısrarcı olmanız yani gerek şöyle, yok mu yani? Tabii istediğiniz mesleğin nerede olduğuna bağlı ama şöyle eşit ağırlıkta yapmanız gereken derece iyi bir işe girmek için ya da iyi bir geleceğiniz olması için çok daha fazla sayısala göre. Ama özellikle kafanızda bir meslek yoksa, o mesleğin idealiyle böyle yanıp tutuşmuyorsanız ya endüstri mühendisi olur. Ya endüstri mühendisi olursunuz yani. Ya da işletme okursunuz evet, yani muhtemelen. Evet. İşletme de okey bir bölüm bu arada yani. İşletmeyi çok gömüyoruz ama. Gömmüyoruz. Ya ama şimdi gömüyorlar daha çok. Koç'ta endüstri okuyan biriyle ekonomi okuyan ya da işletme okuyan birinin yani endüstri okuyan çok daha rahat iş bulur. Daha önü daha açıktır ama endüstriyi kazanmak da çok daha zordur. Aynı şekilde eşit ağırlıkta böyle bu tarz iyi okulları kazanma şansınız da daha yüksek. Matematiksel olarak aynı. Evet, aynen öyle. Evet.
Diğer bir konuda ne? Ne olsun? Mesela AYT fizik dedin, AYT fiziği önemli dedin. Ben çok duydum sayısalcı arkadaşlarımdan AYT fiziğin ne kadar zor olduğunu, ne kadar yapılamayacak olduğunu yani. Bunun hakkında sen seviyor muydun öncelikle? Ben fizik severim ama şöyle hiçbir şekilde dersine gitmediğim için okula da gitmedim. Ben tamamen kendim çalıştım yani oturdum. Matematik içinde AYT'yi bütün baştan kendim hallettim. Eşitlik dersini öyle yaptım. Yani kendin çalışınca halledilmeyecek bir şey değil yani. Rahat öğrenebilirsin. Ben YouTube'dan öğrendim mesela AYT fiziği. Rahat öğrendim yani. Bir sıkıntı çıkmadım. Ama soru çözmek çok önemli. Mesela AYT fizik denemesi. Sürekli AYT fizik denemesi çözüyordum bir ara. Günde 20 tane falan çözüyordum bir ara. Aynen. Kitabı baştan sona bitiriyordum mesela. Yani 20 tane çok sağlam bir sayı. Çözüyordum. Evet. Şey yapıyordum, sabah kalkıyordum, 4 tane AYT fen denemesi atıyordum. Ara veriyordum, 3 tane AYT matematik atıyordum falan öyle. Peki mesela sen lise boyu çalıştın mı yoksa son yıl falan mı aldıklar? Son 2 yıl. Ben aşırı, ya ben düzenli çalışmayı seven bir insanım. Ben bilmiyorum, boş yapmak istemem yani. Çalışıyordum doğru sonunda. Anladım. Peki mesela bu aylarda TYT netin kaçtı? Bu aylarda TYT biraz düşüyordu benim. Çünkü AYT'ye bayağı önem vermiştim. Yani 95-100 falan mı? Çok yüksek değildi yani. Çok yüksek sanki. Bence değil hani bir sayısal için. Arkadaşlarım 110 yapıyordu. Sayısal için evet. Ama mesela eşitarlığın bir faydası da ben Haziran'da bir 100 net yaptım. Havalara uçtum yani. Yoksa ben mesela bu aylarda 85-90 o civarlarda. Aralık ayındayız. Ben ilk sene çalıştım TYT'ye. Sayısalcıydım. 80 yapıyordum yani. En düşük. TYT'siz kaçtınız sınav sayısı önce? Ben 69, 60'lı bir şey yaptım. 67,5 falandı galiba. 83. Benim bu dönemlerde 100 ya yani 100 üstüne sabitlemeye çalışıyordum. 100 üstüne çıkıyordu arada ama çok çıkmıyordu. Eyvallah. 100 üstüne manifesti yapıyordum ama hep 99-75'te falan kalıyordu aynen. Yani. Hep şey diyordum. Hep. 100, Ocak'tan sonra artık işte 100 üstü olsun diyordum. Çok da bir önemi yok yani 90 üstü kalsa da çok. Olmazlarım. Senin OBP'n kaçtı Begüm? 98.1. Kaçtan kaç yaptı mesela sıralamada? Sayısalda 60 kişi ileraldı sanırım. Eşit ağırlıkta 370 küsürden attı yani. Evet ya böyle bir durum da var. Eşit ağırlıkta işte OBP'niz çok önemli değil. Evet değil. Beni geri attı. 94'e attı. 97.7. Beni ileri attı. 48 kişi ileri attı. Benim. Beni de bir 20 kişi falan ileri attı. Benim 95'ti. İleri attı. Ama mesela 95 sıralamayı mesela 150.yi sayısalda olsaydım kaça atardı beni 95? Geri atardı. Evet 300'e falan. Yani 500'e atardı. 500 falan. 95'ten 500'e mi atardı? Evet hatta daha fazla da atabilir çünkü sayısalcıların hep 98 değil falan ortalaması evet. Yani. Sayısalcılar biraz deli oluyor galiba. Benim zordu ya 98 evet. Yapmak zordu yani. Çok seviyorlar bu işi. Zordu bir de okulda zordu. Hep denetsiz zaten. Ben de bir husustan bahsedeyim orada. İlk sene sayısaldım ya. Fiziği sevmiyordum. Ama seviyormuş gibi yapmak zorundaydım aslında. Çünkü artık bir yola çıkmışsın ve devam etmek zorundasın. Yani bir anda kararından dönemiyorsun. Ama siz bence o sapağı kaçırmayın. Yani eşit ağırlığa dönen sapağı kaçırmayın. Çünkü cidden bu husus bayağı önemli. Eğer fiziği yapamıyorsanız ama yapmakta ısrar ediyorsanız benim gibi yapamayabilirsiniz yani. Yapamayabilirsiniz ama sevmeseler de yapabilirler belki. Evet yaparlar. Hani ben sen edebiyat seviyor musun? Sevmiyordum. Çok en çok mesaimde fiziğe harcadım hatta AYT fiziğe. Sınavda 7'ye 7 yaptım. O zaman bir şekilde oluyor yani. Bazen o zaman pes etmek mi lazım? Sevmenin artısı olur. Tabii. Ama asıl olay çalışmak tabii. Ha? Ya bazen sanki bırakmayı bilmek gerekiyor gibi geliyor bana. Ben çok zorladım bunu. AYT fiziği çok zorladım. Ben çok zorladım. Ciddi gitmiştim yani. O da beni zorladı. 4 işte. Doğru falan çıkıyordu bir ara. Sen sonra... ama mesela 20 tane deneme çözüyor muydun günde? Aşırı ben gaza geldim. 20 tane çözmüyordum ama 8-10 tane çözüyordum. Artık tabii böyle yırtacak şeye geliyordum yani. Begüm mesela bir gününün yüzde kaçını TYT, yani çalışmanın yüzde kaçını TYT, yüzde kaçını AYT'ye ayırdın? Bu aylarda. Aynen bu aylarda. TYT deneme çözüyordum sabah. Kalk. Sadece. Yani başka bir şey her sabah mı? Bazen kafama esos erken kalkıyordum. Okullar önce çözüyordum bir tane yani. İkisini de çözüyorduk. TYT'nin tamamı. Aynen. Sabah 5'te kalkıp 5'ten işte 7'ye kadar çözüyorduk. Ama bu çok nadir oluyordu. Onunca ben hiçbir şey yapmıyordum TYT için ama şeydi mesela arkadaşımla bir grup oluşturmuştuk 5 kişi falan. Herkes birbirini arıyordu. 5'te kalkıp çözüyorduk. Okula da gidiyorduk. Okula kontrol ediyorduk falan. Bir ara yapıyordum. Kasım'da bir ara yaptım bunu. Okulun neydi? Manisa Fen mezunu. Normal fen lisesi. Mesela ben hiçbir zaman 5'te kalkmadım. Ben kalkmadım. Ben de o deneme çözdüğüm zaman kalkıyordum işte.
Ben bir ara geometri çalışmak gece için bir hafta 5'te kalktım. Baktım olmuyor. Benim de öyle işte. Kasım'ın bayları kalktım. Şey vardı, toprağın... Geri söyleyebilir miyiz? Söyle. Toprağın 5'li teyze denemeni var ya, onu almıştık biz arkadaş grubumuzla. Sabi işte bir hafta 5'te kalkıp çözdük, bitirdik onu işte. Kolay zaten. Arkadaşların kaç sıralama yaptı? Arkadaşlarım biri Boğaziçi Endüstri'de, biri ikizim zaten Boğaziçi Endüstri'de, 591. Diğeri mezuna kaldı ama 15.000'den mezuna kaldı. Diğeri de şeyde tıp okuyor. Aslında iyi arkadaş grubu da çok önemli bu konuda. Yani ya, hem evet, birbirini itiyorsun, evet, evet, hem de aslında çaktırmadan bir rekabet halindesin. Böyle güzel oluyor. Rekabet hoşuna gidiyorsa güzel bir olay bence ya. Diyordur ya. Rekabet iyidir ya. Biraz strese sokuyor ama insanı evet, biraz da itekliyor. Bilmiyorum. Benim için rekabet hoşuma gitmez. Tersi. Sen zaten yani birinciydin ama hep. Evet, evet. Birinci olunca zaten çok hoşuna gitmez. Yani hep birinci değilim canım. Ama ne bileyim, ikinci üçüncü olduğumda da oturup üzülmüyorum. Ama yani mesela senin bir arkadaşın o denemede seni geçtiğinde ulan Efe'yi geçtim falan oluyordur yani. O çok rahatsız edici bir şey evet, ya. Benim de biraz rahatsız edici. Ama o çocuk için mutluluk vericidir. Ben 40. da oluyordum okulda, birinci de oluyordum bir önce. Okuldakiler bayağı iyiydi yani. Okul iyi bir çocuk. Bayağı iyi. Sıralamalar da çok kafaya takıl olacak şeyler değil aslında. Kendi ilerlemene bak. Kendi ilerlemenize bak. Tamamen kendine fokus olman lazım ve bunlar sadece sayılardan ibaret belli bir zaman sonra. Hatırlamayacaksın bile o denemede kaç yaptığını. Evet. Bir de bir tane daha sistem mesela. Önceki videoda bas bas bağırdık eşit ağırlıkçılar TYT feni biraz salsın gerek yok diye. Yorumlarda yine son eşit ağırlıkçılar TYT feni nasıl çalışır diyorlar. Çalışmamalı şu an. Evet. Ya videoyu izlemiyorlar ya da dinlemiyorlar mı? Bence Türkiye'nin ana sıkıntısı bu zaten. Değil mi? Direkt o videodan bir şey almıyor kendine, direkt soru soruyor yani bana cevap versin falan. Evet. Biraz böyle izleyip anlamak ben lazım. Yorumları ya falan evet, şey. Biri azar çekti evet, hatta bak olur mu olmaz mı? Bir şey diyemiyorum yani öyle olunca. Olur herhalde ne bileyim. Umarım olur. Ama yani... Pardon devam et. Buyurun. Lütfen devam et. Ne kadar saygılılar ya. Buyurun. Ya videoları biraz dikkatli izleyelim. Abone olalım. Ama mesela yorumlara cevap veriyoruz artık. Yani dostlar 5-6 net fazla yapacağım diye şu an TYT fenle mesai harcamanıza cidden hiç gerek yok. Özellikle eşit ağırlıkçısınız. AYT matematikte 1 net, TYT'de ortalama 3 nete tekabül ediyor eşit ağırlıkçı. Puanlandırmada mı? Bilmiyorum, bana bir öyle bir şey. Büyük ihtimal yanlış bir şey. Çok da şey yapmıyor. Çok sağlıklı. Önem sırası olarak bence puan değil de. Öyle değil. Önemli gibi mi? Hani. Ya bana bir ödülüm işte. Ama öyle şeyler dolanıyor hep. O yüzden AYT çalışıyorum. Hepsi önemli. Bir de mesela AYT çalışınca da sonuçta bir yerde TYT çalışmış oluyorsun bence. Senin tarih nasıldı AYT tarih? Fulldü. Benim 3 yanlış var. Bir yanlış benim de. 2 de olabilir. Ve tarihi ben 3 ay kala falan başladım. 2,5-3 ay kala. Tarih hiç sevmem. Ben hiç çalışmadım. İki yanlışım. Mesela sen edebiyat yani şeyi anlamak. Ne anlamak gerekiyor? Yani bilmiyorum. Biraz böyle yorum yeteneğin gelişmesi lazım. Yani evet. Sayısal da öyle. Mesela fizik için sen ne kadar bil mesela elektriksel potansiyel formülünü, o soruyu gidiyor adam başka bir şey soruyor. Hani anlaman lazım. Biraz böyle benimsemen lazım anladım yani. Çok soru çözmen lazım. Ben mesela şu an önüme gelse çözerim elektriksel potansiyel. O kadar benimsemiştim yani anladım, bayağı. Evet. Fizik için bilemeyeceğim ama tarihte yorum yeteneğini geliştirmek demeyelim de soru yazarı nasıl düşünmüş onu düşünebilmek lazım. Yani çünkü mesela yanlış bir şey düşünmüş de olabilir. Ama bir süre sonra siz soru yazarı gibi düşünmeye başlıyorsunuz. Eğer sizi ikna etmiyorsa bile diyorsunuz ki ya hiç ikna olmadım ama kesin budur diyorsunuz, öyle oluyor. Yani pratik çok önemli burada. Mesela tarihe ilgisi oluyor bazılarının. Biliyorlar, hiç tarih çalışmıyorlar. Ama sizin bilmeniz yetmiyor yani. Sizin nasıl bilmenizi istediğini anlamanız için soru çözmeniz lazım. Çünkü yani olmuyor. Bazen mesela özellikle TYT tarihte ben çok deliriyordum yani. Diyordum ki bunun cevabı bu olamaz. Ama tüm hocalar diyor ki bu yani. Çünkü 10 tane öyle soru gelmiş mesela. Bir de AYT tarihte de mantıken düşündüğümüzde elimizde var 10 tane soru evet, ve 20 tane konu. Evet. Matematik civarına baktığımızda elimizde 40 tane soru var ve 8-9 tane falan konu var. Özellikle kısa zamana sahipseniz tarihle vesaire şu an vakit kaybetmenize gerçekten gerek yok. Hem uzun vadede evet, hem kısa vadede. Eğer siz o 8-9 konuyu halledip 40 soruya odaklanırsanız yapacağınız net sayısal olarak da daha fazla olacak. Evet. Ve size faydası da çok daha fazla olacak. Çünkü matematikten atacaksınız. Tarihten atmayacaksınız. Ben bir şey daha soracağım. TYT sosyale ne zaman başladın?
TYT sosyal tamam. Çalışıyordum hep yani. Ama hiç başlamadım. Konusal hiç olarak mı çalışıyordun? Yani. Şey yapıyordum mesela bir denemede atıyorum tarihten yanlış mı çıktı. Böyle arada baştan başlıyordum aklıma esip ama hiç çalışmadım yani. Deneme çözüyordum. Konu denemedeki okumadın yanlışlara bakın okumadım. Sadece deneme. Evet sadece deneme. Evet zaten denemelerden de öğreniyorsun yani neyin ne olduğunu, neyin eksik olduğunu. Ben mesela sadece 12. sınıfta çalıştım. O yüzden TYT'ye daha az bir vakit ayırdım. Yani son hafta falan işte. Ona da çok kızlar da son hafta falan çalıştım. Siz yapmayın ama mesela benim vaktim çok azdı. Onu kendime göre düzenledim. Begüm lise boyunca çalışıyormuş. O kendine göre düzenledi. Yani kendinizi tanıyıp bir şeyler yapmanız lazım. Eğer benim gibi geç kalmışsanız TYT ile özellikle hiç uğraşmayın. Elemeniz gerekiyor. Yani hepsine birden boğulursanız yani o konular sizi içine çekecek zamanla. Bence ama çok da şey yapmamak lazım. TFF'ni o kadar da ertelememek lazım çünkü beleş puan ya. Bir tabii bir hafta evet, kala da yani. Bir hafta kala da çalışmayın. Siz nasıl TFF'in? 15'e 5 geldi. İlk senemde 18'e 2, ikinci senemde de hiç çalışmadan 15'e 5 yaptım. 17'ye 3. 19'a 1 benim için sayısalcı olabilir. Yani. Gerçi ben de söz iştahlı için ama söz sosyal 17'ye 3'tü benim. Benim de 3 yanlış vardı. Benim sosyalim 19'a 1'di. Felsefeydi benim yanlış. Türkçeniz mesela nasıl? Felsefe bir yanlış. Evet, Türkçe yani. 35'e 5. Benim 38'e 2. Benim Türkçem her zaman iyiydi ilk senemde de ikinci senemde de. İlk sene 37'ye 3 yaptım. İkinci senede 36'ya 4 yaptım galiba. Benim paragraf değil hiçbir. Ben de söyleyeyim mi? Sen de söyle. 39'a 1 yaptım. Aslan ya. Ve 35 dakika söyledim. Güzel. Ben stresliydim bayağı aslında. Ben bu soru tebrik ediyorum. Mesleği de Türkçe kötüydü benim diyor. Türkçe de stresli. Aa bir de mesleği de Türkçe kötüydü. Mesleği söylemen iyi oldu. Mesela mesleği sıralamanız evet. Kaçtı? Sen. 2000. 960 benim. Benim 4100. Ben 40.000. oldum. Beklemiyordum. Yani ben hiç TYT çalışmıyordum. MSÜ geldi 40.000. Bir de benim yarıştığım bir kız vardı. O da 400. O birinci oluyor. Ben böyle kara kara düşmeye başladım. Herhalde dedim bir yerde yanlış yapıyorum. Selam yolluyor musun? İlke izlemiyordum ki. İlke'ye buradan selam olsun. Beni orada bir mahvetmişti yani. Ama 40.000'den 5.000'e çektim. Pekala çekiliyor yani. Evet çekiliyor. O yüzden TYT'yi çok kafaya takmayın. TYT olur. Evet. Ben çok saldım MSÜ'den sonra ya. Bayağı TYT'yi mi? İyi yaptım. Genel salmıştım. Ali ben çalışıyordum işte oturdum sadece. Abi dediğim. Bütün gün edebiyat çalışıyordum. Allah Allah. Biraz garip. Mesela edebiyata ne zaman başladın? Edebiyata Eylül'de başladım. Arada kafama esince çalışıyordum işte. Biraz garip yani. Atıyorum çok fazla fizik çalıştım. Diyorum fizikime görmek istemiyorum. Edebiyat çalışıyordum. İlginç. Dinlenmek yerine edebiyat çalışıyordum. Evet dinlemek yerine edebiyat çalışıyordum. Hatta annem yemek yerken mesela edebiyat videosu izliyorum. Annem diyordu ki Begüm ne izliyorsun hani yeter falan diyordu. Evet. Bayağı katkı sağladı. Niye eşit ağırlığa çalıştın? Şöyle benim bir sürü planım vardı. A, B, C, D planım vardı. İşte Boğaziçi evet. Endüstri olmazsa Boğaziçi ekonomi. Ekonomi olmazsa işte Sabancı'dan girerim eşit ağırlıktan. Ve her bence her şey düşünmek gerekiyor yani. Doğru, mesela. Ben de katılıyorum. Mutsuz olurdum yani şey olmasaydı. Rahatlatmıyor muyum seni mesela? Evet çok rahatlatıyordum. Mesela video çekmişim mesela. Mart'ta falan. Diyorum işte ilk Boğaziçi Endüstri olmazsa Boğaziçi ekonomi olmazsa Sabancı falan düşünüyorum. O da böyle psikolojik olarak rahatlatıyor yani. Aynen öyle. Sınav anında şey olursun yoksa. Aynen. Ben Boğaziçi Endüstri olmayacak deyip. Kesin girebilirsin yani. Bir de sayısal da o çok kıl payı ya. Tabii mesela canım. Bir şey ters gitti gelmez yani. Bir yanlış daha yapsan giremem. Evet bir yanlış yani. Giremem evet. Evet. O konuda eşitlik evet. Biraz daha hata payın daha yüksek. Videonun ana fikri sayısalı boş verin. Ben tamamen geç etmişler. Dedim ama bu sefer cazat yapabiliyorum yani sayısal. Neden geçeyim? Şey oldu bir özde birde ben ikinci oldum eşitlikte. Bayağı iyi geldi anlamadım. Ben sonra dediler ki hocalarım sen eşitlerle geç hadi bırak sayısalı. Ben neden çalıştım hani konuya bitmişti. Hem ikisini aynı anda gireyim aradan çıkarayım falan. Öyle. Ona da değinelim mesela şimdi Aralık'tayız. Siz bu dönemde girdiğiniz Türkiye genel sıralamalarda kaçıncı oluyordunuz? Begüm başlasın. Sayısalda mı? Sayısalda. Sayısal 900 küsür falan işte geliyordu. TYT kötü geliyordu bayağı çünkü akşam giriyorduk yani özlemiyoruz genelde. Yani tam böyle sınav gibi olmuyordu yani. Senin nefes? Benim özdebirler hep kötü geliyordu. 100-200 arası geliyordu. Kötü değil de şeye göre, şu ankine göre. 100-200 arası geliyordu. TÖDER bayağı iyi geliyordu böyle. 20-30 falan geliyordu. TÖDER bir kere olmadı mı? 3 kere oldu. Öyle mi? Ben bir kere girmedim başka. Ben TÖDER çok... Çok basit. Kaliteli bir sınav değil ya. Yani.
TÖDER'e girmeyin. 3D'ye girmeyin. Ama ben ÖZDEB'den nefret ediyordum yani. Hiç sevmiyordum. Ben seviyordum ya. Böyle normalde TYT'sinde, dershanede şeyinde, Türkçesi dershaneye mi? Dışarıdan girdiğim sınav şeyi vardı. Hep ben 3'e giriyordum. ÖZDEB'de 35. falan oluyordum. Çok da sallamıyordum. Ben ilk senemde hiç 5000'e bile giremiyordum Türkiye genellerinde. Sayısaldan. Aynen sayısalken. İkinci senemde de ilk 50'den dışarı çıkmadım yani. Ciddi mi? Evet. Ben bu dönemler 500'de falandım ya, 500. falan oluyordum. Ben bakmıyordum o kadar, sonuçlara bakmıyordum bile. Sadece yanlışlarına bakıyordum direkt kitapçıkta. Çoğu denemeni ben öyle yapıyordum. Zaten kaçıncı olduğumu bakmıyordum. Kafanı yani takarsan bitti yani. Aynen. Evet. Ya önemli olan mentalinizi sağlam tutmak. Evet. Ne çok sevineceksin, ne çok üzüleceksin. Aynen. Evet. Ne rehavet, ne kara kara düşünme, depresyon. Değer yok yani. 3D'nin girdiniz mi Türkiye genelinde? Hiç girmedim. Çok... Ben girdim. 3D'nin çok iyi bence sınavları. Benim çok iyi geliyordu. Normalde bayağı zor aslında da. Benim dışarıdan denemeye girdiğim bir kurum vardı işte. Orada bir arkadaşım vardı. Ben o girdiğim kurumda genelde birinci oluyordum. O şekilde ikinci oluyormuş. Şu anda Boğaziçi Bilgisayarlı Odası hatta tanıştık. O bir denemede ben çok iyi yapmışım sanırım. 3D'de 50 küsüncü olmuşum. 3D de bayağı zor normalde. Evet bayağı zor. Matematiği fullemişim falan TYT'de. Sonra o da o denemeyi saklamış o arkadaşım. O da ikinci, ben birinciyim. Geldi bana gösterdi Boğaziçi'nde, dedi sen nasıl benden kötü yaptın sınavda falan dedi, dedim hani değişir yani. O sınavda evet. İyi yaptın diye her sınavda aynen. İyi yapacaksın geçiyor. O da 128. falan sayısalda. 128? Sayısalda. Ben de 128. 7 de olabilir. Başarısın. 3D sınavlarına girin bence. Tavsiye ederim yani, cidden iyi oluyor. Cidden iyi. Sınavları. Geliştirir yani. AYT'leri de çok evet. İyi oluyor. Ama psikolojinizi de bozmayın. Yani kötü gibi. Ben üçüncü olmuştum. Ne? Evet. Üçüncü? Aynen. Üçüncü olmuştum. Eşek. Aynen. Ben 1200. falan oluyordum işte. Ben hiç girmem. Sıralamaya bakmak çok önemli değil. Bu arada videonun ana fikri şey... Videonun ana fikri daha iyi. Videonun ana fikri sizce ne? Başlarına siz koyun. Ama verimli bir video olmuyor. Videonun ana fikrine döneyim. Çok önemli bir şeyden bahsetmek istiyorum izin verirseniz. Tabii. İlk sene neden kazanamadım? Oğlum dur lan, o başka bir video değil mi? Hayır dur. Tamam, İlk sene tamam. Yaptığım en büyük hata hatta sayısalken TYT beni içine çekti. Bir gün düşük net yapıyordum. İkinci gün o düşük neti geçeceğim diye bir deneme daha çözüyordum. Ertesi gün o iki düşük neti geçeceğim diye bir deneme daha çözüyordum. Bu iğrenç bir mental. Evet. Sakın böyle şeylere düşmeyin ve TYT'ye böyle devamlı çalışmaya kalkmayın. İnanılmaz tehlikeli bir hareket. Benim belki de kazanamamamın ilk sene en büyük nedeni bu. TYT kaç sıralama yapmışsın oyun? 6500. Oğlum, ama çok iyi yani. TYT'de 6500 yaptım ama AYT'ye gereken önemi vermediğim için 55000 yaptım. Bana bir seneye daha mal oldu. Evet. Neye değdi mesela bu şimdi? TYT'si 40000 9. an belki şimdi var sizin. Evet. Aynen öyle. Evet. Bu sene AYT bayağı önemliydi. Yorumlarda bir daha TYT nasıl çalışılır görmeyeceğiz o zaman. Emrediyorum. Yine yazacaklar. Kazamazsınız. Yine yazacaklar bu arada. Yine TYT ne yapalım. Bir... Şimdi bakıyorsun video 15 dakika. Ortalama izleme 3,5 dakika. Ve abone olmayan kullanıcı sayısı %96. Sayısı değil, oranı. %96. Ben çok biraz sitem etmek istiyorum bu konuda. Aslında YouTube'un aramızda yalnız Begüm. Begüm bu konuda neler düşünüyor? Nasıl? Herkesin izleyip abone olmaması. Şöyle ben çok de mesela ben de bir video izleyince bazen abone olmuyordum ama çok içime sinerse abone oluyordum. Ben de o bize şey... olur muydu mesela geçen sene görsen? Olurdu. Ben bütün YKS kanalına aboneydim yani. Şu an 900 aboneli falan aşırı beğendiğim kanallar vardı. Olur muydunuz cidden? Kesinlikle olur. Ben aboneyim zaten şu an. Ben... Begüm'ün de kanalı var bu arada. Begüm'ün reklamını biz yapacağız şimdi. Ben vlog çekiyorum. Tamam ya. Tam tersi benim. Tam daha da güzel. Tam YKS videosu çekeceğim. Arkadaşlarımla röportaj çekeceğim. Bizle mi? Güzel. Evet, size çekelim. Biz arkadaşım mıyız? Nerede arkadaşım? Videonun kaç dakika? Çok dakika oldu. Çok dakika oldu. Haydi. Kapatalım o zaman. Video ne kadar dakika olmuştur sizce? 17.5. Şu an geçti. Genel olarak böyle çok fazla soruya cevap verdiğimizi düşünmüyorum ama. Bence yani, yine bir şeyler çıkarırsın. Şey, çok verimli oldu bu arada bence. Ben bence de. Gayet bence güzel noktalara değindiğimizi düşünüyorum. Videonun kapanışını da Begüm'e bırakıyoruz. Aynen. Ne diyeceğim? Abone istediğinde. Abone tamam. Videoyu unutma.
kanallarına abone olmayı unutmayın. Ne diyeyim başka? Bu kadar. Tamam. Yorum atmayı unutmayın. Abone olmayı unutmayın. Bizi takip etmeyi unutmayın. Evet. Çok iyi kanal bence. Bay bay. Begüm. Özcan Aykın'ı biliyor muydun? Özcan Aykın.